Marmaris'te şüpheler artıyor. Adıyaman'da korkutan deprem. Ahmet Altan hakim karşısında. Günün haberleri başlıyor. Kanlı darbe girişimi gecesi Marmaris'e gönderilen özel kuvvetler timinin yargılandığı davada şimdi de askerler daha bölgeye gitmeden otele ateş açan siyah kıyafetli kişiler gündeme geldi. Duruşmada ifade veren Yüzbaşı Ergün Şahin, tanık ifadelerinde siyah kıyafetli askerlerden bahsedildiğine dikkat çekti. Ve bu kıyafetle operasyon yapan tek birlik SAT komandolarıdır. Ancak SAT komandoları o gece oraya hiç gitmedi. Peki onların figüranlığını yapanlar kimlerdi diye sordu. Bir suikast filmi çekildiyse, bunun figüranlığının rolü bizleri verilmek isteniyor diyen Yüzbaşı Şahin, biz gittiğimizde zaten film bitmişti. Bizleri ve polisleri orada bilinçli karşılaştıranlar sorumlu ifadelerini kullandı. Yüzbaşı Şahin'in ardından ifade veren Yüzbaşı Muammer Gözübüyük de Marmaris helikopterden indikleri sırada sis bulutunun olduğunu, bulutun onlar gelmeden yarım saat önce hazırlandığını ileri sürdü. Kasıtlı olarak oraya çekildik vurgusu yapan Yüzbaşı Gözübüyük aşağıya indikten sonra da Cumhurbaşkanı'nın yerini yanımıza gelen bir sivil söyledi. Benim operasyon birimi olarak bilmediğim yeri sivil vatandaş nasıl biliyor diye sordu. Sizden korkmuyoruz, ne yaparsanız yapın. Silivri'de 5 ayı aşkın bir süredir tutuklu bulunan gazeteci yazar Ahmet Altan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmekle suçlandığı davada hakim önüne çıktı. Yaptığı eleştirilerin hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyleyen Altan, akademisyenlere hakaretleri sebebiyle Erdoğan'ın kendisi aleyhine açılan tazminat davasına verdiği savunmayı hatırlattı. Ve eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes yasalar önünde eşitse, şahıslara ayrı ayrı uygulanan yasalar yoksa bu davanın düşürülmesi ya da en azından hakkımda beraat verilmesi gerekir dedi. Bir eylem de yok. Fikirler soruluyor. Sen fikrini... Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili olarak katılan avukat, Altan hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Davanın bir sonraki duruşması 20 Haziran'da görülecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yapacağı referandum etkinliği güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edildi. Bozdağ, toplantı iptal edilince ben de Alman Adalet Bakanı ile olan görüşmeyi iptal ettim açıklaması yaptı. Almanya'nın Köln şehrinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılacağı bildirilen toplantı içinde salon verilmedi. İptal sebeplerinin bakanların katılacağı toplantıyı düzenleyen organizatörlerin Alman makamlarına yalan ve yanlış beyanları olduğu öne sürülüyor. Adıyaman ve Şanlıurfa art arda şiddetli depremlerle sarsıldı. 5.5 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler özellikle Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ağır hasara sebep oldu. Belediye binası başta olmak üzere ilçedeki çok sayıda bina kullanılamayacak hale geldi. Depremler Gaziantep, Kilis ve Batman'da da büyük korku ve panik yaşattı. Cebu. Avrupa Parlamentosu, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırdı. IŞİD'e ait infaz fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden paylaşmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde dokunulmazlığı kaldırılan Ulusal Cephe liderinin yargılanmasının önü de açılmış oldu. Fransa'da şiddet içerikli görüntülerin yayılması suç ve 3 yıla kadar hapis ve 75 bin euroya varan para cezası ile cezalandırılabiliyor.